Bakın bu iki çam birbirinden farklı. Kozalaklar farklı çam türlerine ait. Bu Kızılçam'ın kozalağı, bu ise Karaçam'ın kozalağı. Kızılçam'ın kozalağının daha topaçvari bir görüntüsü vardır. Bakın bir de bunda size karpelin apofizini ve umbosunu göstereyim. Bakın şu görünen yüzeyi apofiz oluyor. Şu ortadaki gri renkli kısım umbo, göbek dediğimiz kısım oluyor. Bakın Kızılçam'da bu apofiz, apofizin şunlar yan pervazları oluyor arkadaşlar. Bakın göbek apofizin yan pervazlarından daha aşağıda Kızılçam'da. Karaçam'da ise bakın şu apofiz, şunlar apofizin yan pervazları, şu da göbek. Bakın Karaçam'da göbek dışarıya doğru çıkmış. Yani göbeğin içeriye batık veya dışarıya çıkmış olması türe göre değişen özelliklerdir. Türleri tanımamızda fayda sağlayan, yararlı olan özelliklerdendir. Bu Kızılçam kozalağı, bu ise Karaçam kozalağı. Yine Kızılçam kozalağında bakın şu göbeğin ortası içeriye batmış ve burada mukro yok arkadaşlar. Ama Karaçam'ın kozalağında küçük dikencik dediğimiz mukro vardır. Bu da yine iki çam türünü birbirinden ayırt etmemize yarayan özelliklerden biridir. Yine bu iki çam türünün yaprak özellikleri de birbirinden farklıdır. Bakın şu Karaçam. Karaçam'ın iğne yaprakları daha kalın, daha koyu yeşil renklidir Kızılçam'a göre. Kızılçam'ın daha incedir iğne yaprakları. Bir de Karaçam'ın şu uç kısmında bakın şurada tomurcuklarını görüyorsunuz. Tomurcukların etrafında şöyle iğne yapraklar çanakvari bir oluşum gösterirler. Bu da Karaçam'ı tanımamıza sağlayan özelliklerden biri. Karaçam'ın daha sert, daha koyu renkli, daha kalın iğne yaprakları varken Kızılçam'ın iğne yaprakları daha ince, daha zayıf karakterlidir. Yani zayıf yapıya sahiptir.